Ee, intranazal dediğimiz bunun içinden yapılan bir estetik cerrahi <laughs> adıdır. Ee, esasında bizim coğrafyamızda sıklıkla karşılaşılan bir problem olmasına rağmen e, insanların birçoğu bu problemi taşıyıp taşımadığını bilmemektedirler. Ve biz bu programda insanların kendi kendilerine bu sorunu değerlendirebilir, değerlendirebilemeyeceklerini nasıl yapacaklarını anlatmak istiyoruz. Hocam üst dudak dolgusu çok konuştuk da bu konuyu evet. inanın hiç konuşmadım. Evet. Çok Bilinmiyor. doktor ağırlıyorum. Evet. Ee, ve ben de e, akşam baktım çok e, değişik farklı geldi. E, üst dudak kaldırması operasyonun hakikaten nasıl yapılıyor? İçeride burundan evet. mı yapılıyor? Nereden yapılıyor? Evet, e, biz e, tabii ki çok kim bu? Yani burası çok ince olanlar mı? Veya burası yaşla çökenler mi? Esasında şu şekilde değerlendirmek lazım. Kişi aynanın karşısına <laughs> geçiyor, üst dudağı ve alt dudağını hafif gevşetiyor ve biz Erkek ve kadında değişmek üzere 2-3 veya 3-4 milimetre üst iki kesici dişin hafif görünmesini istiyoruz. Istirahat halinde üst ve alt dudağı birbirinizden ayırdığımız zaman bunun görünmesi eğer bu görünmüyorsa o zaman dudak kaldırma ameliyata indikasyonu vardır. Hı. Yok eğer görülüyorsa o zaman dolgu hakkında konuşabiliriz. Evet. Peki tek tip ameliyat mı? Farklı teknikleri mi var? Şimdi farklı farklı teknikler var. Özellikle 3 ana teknik ve birçok bir da modifikasyonu var bunların. Ama biz özellikle şimdi estetik cerrahi olarak izleri hep minimalize etmek istiyoruz veya saklamak istiyoruz. Bildiğiniz üzere bütün estetik ameliyatlarda bir iz var. Ama bu izleri biz vücudun anatomik kıvrımlarına, doğal bir takım yapıların içine saklıyoruz. İşte bu ameliyatta da burnun içine saklamak. O yüzden intranazal diyoruz farklı hmm. olarak. Ama diğer tekniklerde bir burun tabanından yapılan bir de dudak kenarından yapılan teknikler var. Bunlar da izler aşikar. Dolayısıyla bizim burada özellikle vurguladığımız intranazal yani burun içinden yapılan ameliyat. Evet e, kimlere yapılır? Demin de onu evet. şey yapmıştım hocam. Yani Burada e, sağlık sorunu olarak da olabilir, e, ne bileyim dişlerle ilgili bir şey olabilir. Evet. Kimlere yapılır? Yani öncelikle kadın erkek bir ayrım yok. Evet. E, erkeklere de yapabiliyoruz, azınlıkta olmasına rağmen yavaş yavaş bu da yaygınlaşıyor. E, şimdi birçok insan tabii yüzü bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Ne hissetmemiz lazım. <laughs> lazım? Aslında sorunun doğru şeyi, yani ne hissederiz de buna gideriz? Ee, ne şimdi, hissettiğimiz zaman yapılmalı? İşte... O hissiyat olmadığı zaman yapılan birçok yanlışlık var esasında. Kişiler burun ameliyatı yaptırıyorlar ve bakıyorlar ki hala arayış halindeler. İşte dudağın burun tabanı ve e, dudak arasındaki mesafenin uzun olduğu. Fakat bu tabi coğrafyadan coğrafyaya değişen bir şey. Dolayısıyla böyle bir şu kadar milimetreler arasındaysa gelin bu ameliyatı yapalım demiyoruz. Yani alt dudak ve üst dudak birbirinden... E, Böyle serbest halde bırakıldığı zamanki dişlerin hafif böyle bir e, gülümser, tebessüm eden e, bir şekilde olmasını istiyoruz. Bunu sağlamayan her insana bu ameliyat yapılabilir. Evet. Ee, kimlere yap? Üst dudak kaldırma operasyonunu kimlere uygundur diye de sorayım. Ee, şimdi e, tabii yüzü bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Öncelikle e, burada. E, Çene çıkıklığı, e, burun çıkıklığı, alnın çıkıklığı, elmacık kemiklerin çıkıklığı da önem arz ediyor. Veya e, bir ağız yapısına baktığımız zaman köşelerin aşağı doğru, böyle aşağı dönük bir parantez şeklinde olması da esasında etkiliyor bizi. Yani bunu yüzü bir bütün halde değerlendirdiğimiz zaman, bu plastik cerrahların işi. Öncelikle bunu bir netleştirmek lazım. Evet. E, bunu bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman bu endikasyonları, bu kriterleri sağlayan kişilere bu ameliyatı yapıyoruz. Hımm. Ee, genel anestezi gerektiriyor mu bu Hayır. ameliyat? Hayır. Eğer bu ameliyatı kombine etmeyecek isek yani sadece bu ameliyatı yapacak isek kesinlikle genel anestezi gerekmiyor. Lokal anestezi altında yapıp bitiriyoruz. Ne kadar da yapıyorsunuz hocam? Kaç saatlik? Ortalama işte. bir saat bir buçuk saat kadar sürede tamamlanıyor. Evet. Ee, morluk, şişlik e bunlar ne Şu ana kadar morluk yani Cerrahi, cerrahi prensip olarak çok %100 konuşmayı sevmediğimiz için söylüyorum. yüzde yani 99 morluk olmaz ama şişlik oluyor mutlaka. Bu şişliğin de çözülmesi ortalama 3-4 gün veya 4-5 gün kadar sürüyor. E neticeden bir şey plastik cerrahi Sonuçta bir, işlem, bir, bir operasyon, operasyon bir ameliyat gibi de düşünmek evet. lazım. Ama hemen erken dönemde bir buz uygulaması yapmak lazım. İşte bir yoğun buz uygulaması yaparsak esasında bütün ameliyatlardan sonra öneriyoruz biz bunu. Evet. O, o şişme minimalde kalabiliyor. İz kalır mıyı biraz söylediniz i̇z ama açabiliriz biraz. Evet, tekrar belirtmek gerekirse estetik cerrahi ameliyatlarının tamamı iz bırakır. Hı. Saçın içinde, e, koltuk altında, e, çamaşırın içinde işte bu ameliyatta da biz burnun içinde izi saklıyoruz. Yani intranazal dediğimiz şey budur. E, günlük hayata hasta ne zaman dönebilir? Hemen, hemen döner. Peki. Yürüyerek gelir, yürüyerek gider. Peki bu ameliyatı yaptınız, dudağın içine aynı zamanda kendi yağından falan veriyor musunuz öleçlere? Kesinlikle kombine mu? Edileb edilebilir. Kesinlikle. Ee, şimdi tabii üst dudağı <laughs> kendi yağından enjeksiyon yapabiliriz. Biliyorsunuz dolgu enjeksiyonları var. Evet. Veya dermis greftleri dediğimiz yine aldığımız vücut parçalarını da koyabiliyoruz. İhtiyaç <laughs> halinde mutlaka yapıyoruz. Evet. Ee, burun ameliyatıyla birleştirilebilir mi? Burun ameliyatıyla birleştirilebilir ama ben pek tercih etmiyorum. Bunun sebebi şu. Tekrar değerlendirmek gerekirse 101 bütün ee, burnun örneğin burnu e, büyük gibi görünen bir insanın çenesi çok geride olabilir örneğin bir çene protezi koyup veya e, dudağı çok uzun olabilir. Önce bir dudağını kaldırıp ikinci aşamada değerlendirmek lazım yüzün diğer oranlarını. Dolayısıyla ben bunun ameliyatıyla pek birleştirmek istemiyorum. Yani önce bunu yapıp aradan bir iki ay geçsin. İki aydan sonra bunu tekrar gerekirse yapmak gerekir tabii ki. Evet. Ee, burun şekline bir etkisi oluyor mu bu ameliyatın? Bir etkisi olmasa hayır. Yani burun ilk etapta hafif ameliyattan bir e, ödemlenme tarzında bir etkilenme oluyor ama bir 10 gün 15 gün sonra filan tekrar eski kontrollerine dönüyor. Çok etkilendiğini söylemiyoruz, hayır. Evet. Önceden geçirilmiş bir burun ameliyatı varsa Evet. Dudak kaldırmaya engel olur mu? E şimdi bu zaten çok yapılan bir şey. Kişide uzun dudak deformitesi var ve burun ameliyatı yani arayış halinde ve burun ameliyatı oluyor. Sonra tekrar arayış halinde problemin düzelmediğini veyahut da bir rahatsızlık hissediyor kendinde ve sıklıkla yapıyoruz esasında. Kesinlikle bir engel teşkil, engel teşkil etmez. Daha önce geçirilmiş olan ameliyat dudak kaldırma operasyonunun sonucunu etkiler mi? Ee, şimdi buna revizyon cerrahisi diyoruz esasında. Bu da plastik cerrahinin bir alanıdır. Bu da sıklıkla yaptığımız bir şey, bir işlem. Ee, esasında böyle işin ehli olmayanlar tarafından da yapılabiliyor bazen veya da e, bir sebepten bir revizyon yani ikinci bir cerrahi gerekiyor. Evet plastik cerrahi olaraktan ikinci bir girişim yapıyoruz ve düzeltmemiz gereken vakalarımız da oluyor. Sıklıkla yapıyoruz yani bunu. Evet, şu soru aslında benim sormak istediğim, ifade edemediğim belki de şey yüzümüzdeki asıl sorunun üst dudak burun mesafesinden kaynaklandığını. Nasıl anlayacağız da biz Aa ben üst dudağımı kaldırayım diyeceğiz bunu? Evet. biz Yani ne hissedeceğim onu bilemem. Yok esasında ben örneğin size bakarken bunu anlayabiliyorum çok rahatlıkla. Sizin örneğin üstteki iki kesici dişiniz gözüküyor ve çok hoş bir görüntü sağ <laughs> <laughs> Kesinlikle çok evet. hoş. Dolayısıyla kişi kendi kendine de bunu değerlendirebilir esasında veya karşıdaki bir insan da bunu değerlendirip Bizim coğrafyamızda esasında problem çok yaygın. Bazı hastalıklar bir şeylerle bu e, oluyor mu yoksa sadece yaşla mı? Genelde yapısal ama tabii ki yaşla birlikte bütün her tarafımız sarkıyor ve aşağı doğru iniyor yerçekimin etkisiyle. Evet. Ee, üst dudak kaldırma operasyonu dudak dolgusuna alternatif mi? Evet şimdi bu esasında en kritik nokta. Şimdi biz evet bir problemimiz var dudağımızda ama dolgu mu yaptıralım acaba? Ve sıklıkla yapılan bir yanlış da bu. Hı hı. E, şimdi bir de bakıyoruz etrafımızda çok sıklıkla artık böyle e, dolgular yapılıyor ve dudak böyle işte anormal şekillerde şişiyor. Yani olay bir kere böyle şiş, dudak şişirme olayı değil burada. Şimdi kesinlikle alternatif değil sorun cevabı bu öncelikle. Tamam. Ama fakat kişi yanlışlık yanlış bildiği için veyahut da yanlış anlaşıldığı için e, dudak... E, dolgusu yapılmaya sevk ediliyor veya kendi elinde olmayan sebeplerle de bu Hocam ben ben bu kadar e, çok meraklıyım. Bu kadar hekim ağırlıyorum. Gerçekten bunu konuşmadım. Hiç konuşmadığımız bir konu. Veya arkadaş gruplarında işte kadınlar birbirine o dolgudan bahsediyor. Şundan bundan bahsediyor. E botoks'tan bahsediyor da yani benim cahilliğim olabilir. Hiç bu konunun konuşulduğunu duymadım. Herkes dudağına bir şey evet. sıkıntı görüyor ama Dolgu evet. o, yaptırma şeyinde. Evet. Genelde dolguya doğru gidiyorlar. Bilmiyoruz ki böyle bir şey. Belki daha iyi ve daha kalıcı ve daha bize hani o dolgudan görebileceğimiz e, şeyleri görmeden hani bazen görüyoruz ya orada magazinde gazetelerde evet. e, çok e, kötü sonuçlar olabiliyor. Evet. E, onlar e, olmaz böyle bir şey de mesela değil mi? Esasında bu söylediğiniz şey Hollywood artistlerinde bile olabiliyor yanlış indikasyon ve dudak dolgusu bakıyorsunuz. Hollywood artisti bile aynı problemleri yaşıyor. Evet. Esasında burada e, bu ameliyat için endike olan insanlara bu ameliyatı yaptıktan sonra dudak volümünde de bir artış oluyor. Yani hmm. esasında problemin ne olduğunu saptamak önemli. Bunu saptayabiliyorsak eğer kişinin hem dudağını <laughs> dolgunlaştırıyoruz hem de dudağın olması gereken kontrollerini sağlamış oluyoruz. Tabii öbüründen e, olabilecek şeyleri, o sıkıntı gidiyor. Yani sizin evet. yüzünüzde hissettiniz evet. doğru mu anladım? Kesinlikle evet. Evet, o sıkıntı gidiyor. Ama e, dolgu yapmıyorsunuz, aynı zamanda bir dolgunluk da oluyor. Evet. Diş gözüküyor. Bir taşlık, iki kuş. Evet, e, aynı Öbür türlü de deizdak dediğimiz böyle bir sosis dudak veya halk arasında tabirle. Evet. O şekilde e, görüntüler şey, ortaya çıkıyor. Oluyor, doğal durmuyor. Evet. Burada o doğallık Ama sağlanabiliyor doğallıktan mu? Yanıyız. Doğallıktan yanayız her zaman. E bu sağlanıyor mu bu ameliyat? İşte bu, zaten bu. Hmm. Herhangi ee, bir dolgu enjeksiyonu yapmıyoruz yani. Hani bunu netleştirmek lazım. Bu yaptığımız işlem bir duda bir enjeksiyon işlemi değildir. E doğru. Peki diyelim ki e, dudağa bir enjeksiyon yapılmış ve kişi ondan mutsuz. Evet. O dolgudan. O dolgu çıkarılarak bu işlem yapılabiliyor mu? Keşke yapılmasaymış öncelikle. Şimdi bazı dolgu tipleri çıkartmak mümkün olmuyor. Hmm. Ne yaparsak yapalım çıkartamayabiliyoruz. Eskilerde hani es silikon dolgu falan bunlar evet. değil mi? Evet Hocam. onları çıkartmak mümkün olmayabiliyor. E, o zaman tek çare ameliyatı yapmak kalıyor. Ha Bazı dolgu tipleri var bunları iletebiliyoruz. Fakat bazılarını çıkartmak mümkün olmayabiliyor. Dudak içinden dudak indirgeme işlemi yapılabiliyor. Fakat tabii ki... Hiç dudağın anatomisinin bozulmamış olmasını tercih ediyoruz esasında. Peki burada alt ve üst dudağın orantısını bu üstte mi yapılıyor bu ameliyat? Bu ameliyat üstte yapılıyor. E peki orantısı nasıl sağlanıyor Fakat orantı hocam? bozulabilir, evet. Doğrusu çok doğru bir nokta bu. Şimdi genel olarak konuşursak alt dudak her zaman daha kalın. Şimdi ben size az önce dedim ki üst dudak bir parça volüm olarak artıyor bu ameliyattan sonra. Ya alt dudaktan daha büyük hale gelirse? O zaman bu oranı tekrar korumak lazım. Alt dudağa dolgu, yağ enjeksiyonu veyahut da işte vücudun farklı taraflarından grefler konulabiliyor. Yani de, yine tekrar söylüyorum yani bütünsel değerlendirmek lazım. Önce dudağı tek dudak olarak değil önce alt ve üst birlikte. Önce ağız daha sonra ile birlikte daha, daha sonra burun. Yani bütünsel bakıyorsunuz. Bütünsel olarak da gerekirse tabii ki dokunacağız alt dudağa. Müge soruyu alayım ee, güzel bir soru. Evet sorayım. Ee, bir seyircimiz Ayten Hanım e, bir burun ameliyatı olmuş. Dudak ameliyatı olursam buruna yük biner mi? Yok hayır binmez. Hayır. Diye sormuş. Hayır kesinlikle. Evet. Çok net. Ee, başka yani burun değiştirmez Ayten Hanım'ın. Evet değiştirmez. Ee, peki başka uygulamalarla birlikte uygulanır mı? Bunu evet, sorduk. Evet. Ee, bir kere Hatta daha üstünden gerekirse, gerekirse, yapmak lazım. Tekrar söylüyorum. Plastik cerrahin alanı budur. Bütünsel değerlendirmektir. Bu işi ehli olanlar tarafından yapılmalıdır bu işlem. Ve gerekirse özellikle söylüyorum. Yaşla beraber üst dudakta da gevşemeler, sarkmalar olduğu gibi ağız köşelerinde de sarkmalar oluyor. Buna corner lift diyoruz veyahut da köşe kaldırma. Ağız köşelerinin yukarıya doğru kaldırılması işlemi. Bununla beraber sıklıkla kombin ediyoruz. Veya Çenenin bir parça ileriye doğru projeksiyon ve aşağı doğru projeksiyonu sağlanabilir. Burun tekrar değerlendirmeli. Elmacıklar değerlendirilmelidir. Dolayısıyla illaki bir kombinasyon gerekebiliyor. Yani bütünsel değerlendirdiğimiz zaman. Peki.